Bugün size biraz sosyal girişimcilikten bahsedeceğim. Eminim daha öncesinde bu kavramı duydunuz. Ama içlerinizden pek çoğunun sosyal girişimcilerin günlük hayatta ne yaptıkları hakkında çok fazla bilgisi yoktur diye tahmin ediyorum. Ben bir sosyal girişimciyim. Gençlerin doğru kariyer adımları atması için kurduğumuz bir sosyal girişimimiz var. Bir yıldır liseli gençlerin doğru kariyer adımları atması sağlamak için çalışıyoruz. Hoş geldiniz diyeyim. Şimdi bugün biraz şeyden bahsedeceğim sosyal girişimciliğin neden gerekli kılındığı, neden gerekli olduğu bu dünyada işte daha öncesinde çeşitli faaliyetlerle sosyal sorunlara insanlar çözüm bulabiliyordu. Vakıflar yapıyordu, dernekler yapıyordu bir şeyleri ama bir şeyler değişti. Özellikle Batı cephesinde Amerika ve Avrupa'da son yıllarda çok yaygın kullanılan bir kavram sosyal girişimcilik. Bunun zamanla bizde de yaygınlaşmasını bekliyoruz çünkü oldukça karlı olduğunu görüyoruz. Modern devletin temelleri biliyorsunuz Fransız İhtilali ile birlikte atılıyor diyebiliriz. Fransız İhtilali'nin de üç sacayağı var. Liberte yani özgür olacağız, egalite yani eşit olacağız, fraternite de kardeş kardeşe yaşayacağız. Pratikte çok güzel baktığınız zaman değil mi? sarılacağız birbirimize falan. Ama aslında öyle işlemiyor işler. Modern devlet ne yazık ki dayandığı bu üçlü sacayağını bu üçlü sacrayla tamamen ee, oksimoron teşkil edecek şekilde bireyin özgür olmasına, eşit olmasına ya da e, kardeş olmalarına bireylerin izin vermiyor. Özgürlük oksimoronu biliyorsunuz işte sözde özgürlükler ülkesi Amerika'da bugün soykırımcı İsrail'e karşı çıktı diye e, üniversite öğrencilerini ters kiripçeyle alıyorlar. E, bunlar tutanak tutulmak e, şeyle suretiyle sicillerine işleniyor bunlar ve ömürleri boyunca e, muhtemelen kara bir leke olarak taşıyacaklar. E, burada eşitlik oksimoronunu görüyoruz. E, dünyanın en zengin yüzde birlik kısmının e, dünyadaki servetin yarısına sahip olduğunu biliyoruz. İşte Bernard Arnault diye bir adam var. E, 214 milyar dolar civarı serveti var. Yani şöyle bir şey Türkiye'nin dış borcu falan 80 milyonluk büyük bir ülke olan Türkiye'nin dış borcu. Öte taraftan Afrika'da, Nijerya'da, ya da Tanzanya gibi ülkede, ülkelerde her, her, yıl yaklaşık 1 milyona yakın insan sıtmadan ölüyor. Ee, ya gerçekten eşit değiliz ya da bir çift standart var. Kardeşlik yani brotherhood dedikleri mesele de e, konuşmaya gerek bile yok aslında. Sahte oldu her halinden belli. Modern insan bu simoronlarla karşılaşıyor ve geliştirebileceği tek bir tepki var. Bu da kayıtsızlık. Her ne olursa olsun dünyada savaşlar olabilir, işte soykırımlar olabilir. Öndeki işi yapıyor bu adam. Herhangi bir şekilde etliye sütlüye karışmıyor. Bu kayıtsızlık insanı daha az duyarlı hale getiriyor. Sosyal sorunlara daha az duyarlı hale geliyor. Kendisine verilen görevi yapıyor. Yani tüket diyorlar, tüketiyor bu adam. Baktığınızda yani bütün bir neslin hayali şey gibi olacak, Fight Club gibi. Spor salonlarında işte kas geliştirmek ya da dünyayı gezmek. Dışarı çıkıyorum ve yürüyorum. Kızların %98'i aynı. Platin saç, işte dudaklarda dolgu var, kaşlarda lifting var. Tarihin hiçbir döneminde böyle bir tek düzelik görülmedi. Bu tek düzelik bizim zihin dünyamıza da yansıyor. Ve bizler günden güne düşüncelerimiz, duygularımızı minimizi ederek dünyada yaşıyoruz. Duygusal zeka diye bir şey çıktı mesela son zamanlarda aşırı popüler oldu. İnsan kaynakları uzmanları falan işe alım yaparken bundan bahsediyorlar. Diyorlar ki duygusal zeka çok önemli. İnsanların duygusal zekasına hatta IQ'dan daha önemli falan diyorlar. Tanımı şu bu duygusal zekanın içinde bulunduğunuz an içerisinde kendinizin ve karşınızdaki insanların duygularını anlayıp tahlil edip ona göre davranabilme. Yani bir ortamdayız, arkadaşımla oturuyoruz ve ben onun o an ne hissettiğini anlıyorsam duygusal zekam yüksek ve bu beni işe girmede daha avantajlı kılıyor. Çok ironik değil mi yani? Bundan 100 sene öncesini düşündüğümüzde ya da 200 sene öncesinde duygusal zeka benim dedemin duygusal zekasının olduğunu ben şey düşünmüyorum. Böyle bir tanımlamanın o zamanlarda olmadığı için. Yani bireyselleştik, toplumsallıktan uzaklaştıkça bu bir beceri haline geldi başkalarının ne hissettiğini anlamak. Empatiden bahsediyorlar. Ee, yani bu kadar mı yalnızlaştık diyorum. Yanımdaki insanın dertli dertli orada oturuyor mesela. Gidip sırtını sıvazladığımda bunu CV'me mi yazmalıyım yani? Şimdi sosyal girişimcilik meselesine biraz giriş yapacağım. Bu insana fazlasını istemesi öğütleniyor devamlı olarak. Daha da bireyselleşiyor. Tükettikçe daha da yalnızlaşıyor. Ee, ve duyarsızlaşıyor. Etrafında sosyal sorunlar var. Şu an Gazze'de mesela çocuklar ölüyor. Sen bu adama söylediğinde, abicim işte Gazze'de çocuklar ölüyor. Ya da işte ülkesinde kadın cinayetleri var bu adamın. Ya da ne bileyim, Sıtma'dan bahsettim az önce. Bir milyon insan her yıl ölüyor. Bu adam için bunlara hiçbir şey ifade etmemeye başladı. Tek istediği bu insanın sahip olmak, daha fazla tüketmek. Sonra biri çıkıyor diyor ki ya lanet olsun diyor Gazze'de çocuklar ölüyor diyor siz sadece kursanızı doldurmakla meşgulsünüz diyor o zaman ben de sizin anladığınız dilden konuşacağım diyor ve sizin bu tüketme isteğinize karşılık vereceğim diyor size şey satacağım diyor ve sattığım mal karşılığında hizmet karşılığında elde ettiğim karın bir kısmını çocukların ölmediği bir dünyayı var etmek için kullanacağım diyor sosyal girişimcinin temelde mantığı bu. Bir tarafta business var, bir tarafta işte sosyal fayda var. Bunları birleştiriyorsun ve sosyal girişimcilik oluyor bunun adı. Bu adam yani sosyal girişimciliğin mucidi. Az önce bahsettiğim bütün oksimoronları deşifre ediyor. Çünkü baktığınız zaman ne vardı? Özgürlük oksimoronu, eşitlik oksimoronu. Eşitlik, dünyadaki bütün servetin yarısına sahip olan yüzde birlik bir kısım. Eşitlik ancak bunların haklarından imtiyazlarından vazgeçmesiyle mümkün olacak bir şey. Yani bir tarafta 8 milyar insan var, %50'lik bir dilimde bunlar. Dünyadaki servetin yalnızca %50'sine sahipler. Diğer tarafta %1'lik bir kesim var, dünyadaki servetin %50'sine bunlar sahip. Şunu diyor, bunların kendi ayrıcalıklarından vazgeçeceği yok. Bu ayrıcalıklar dünyasını çok sevdiler ve vazgeçmeyecekler. Etrafınızda illa ki zenginler vardır böyle dehşet paraları vardır ama kimseye faydası yoktur. E, Suzuktan ölseniz bir damla su bile vermezler. şöyle tipler yani. Bu adam diyor ki sosyal girişimciliğin mucidi öyleyse diyor. Ya sizden parayı almanın bir yolunu bulacağım diyor. Çünkü dünyada, birey, modernleşen dünya gitgide bireyselleşiyor ve bireyselleşen insan empati yeteneğinden uzak hale geliyor. Empati yeteneğinden uzaklaştıkça Hayırseverlik oranı azalıyor bu insanın ve vakıflara, derneklere, geleneksel bağışçılık yöntemlerine daha az başvuruyor diyebilirim. Ve bir şeyler satmakla buluyor bu adam bunun yolunu. Vakıflardan farkı işte bahsettiğim gibi vakıflar biraz daha bağışçılık esasına dayanıyor. Siz gidiyorsunuz, varlıklı birisiniz mesela, malınızdan infak ediyorsunuz, bağışlıyorsunuz. Ve onlar gidiyorlar Gazze'de ya da işte böyle farklı coğrafyalarda yardıma ihtiyaç duyan insanlara onların acılarına merhem olmaya çalışıyorlar ama bu bahsettiğim mekanizmadan dolayı işlemiyor. İnsanlar bireyselleştikçe yaptıkları bağış miktarı azalıyor ve araştırmalar şunu gösteriyor. Yeni kuşak bağışçılık kültüründen tamamen uzak çünkü hiçbir yere güvenmiyorlar. Yani ülkenin en büyük, en köklü STK'larından bir Kızılay ne kadar güvenilir bir kurum? Bunu tartışabiliriz şu an. Bizim ülkemizde de böyle. Gençler daha çok şey istiyorlar. Evet, dünyada sosyal sorunlar var. Biz bunun farkındayız. Ama farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz biraz daha işin içinde olalım. Sadece para verip birilerinden bir şey yapmasını istemeyelim. Çünkü para verdiğimizde bu insanlara güvenemiyoruz. Evet, vakıflar bugünlere kadar çok büyük işler yaptılar. Yani bin yıllık, belki 1500 yıllık Selçuklu döneminden, Osmanlı'da devam eden, hatta bugün de işte gelecek hafta vakıflar haftası sanırım. Hala çok güzel işler yapmaya devam ediyorlar. Ama arkadan gelen yeni kuşak Biraz böyle düşünmüyor, biraz daha farklı düşünüyor, i̇çin içinde olmak istiyor. Bu durumda tam olarak sosyal girişimciler bireyselleşen, empati becerisinin yok olduğu, yeni kuşağın artık hayırseverlikten uzaklaştığı bir dünyada oyunu kuralına göre oynamak istiyor ve daha iyi bir dünya için ürettikleri mal ve hizmetleri satmak istiyor. Çok fazla e, sosyal girişim örneği var dünyada. Mesela burada şey var, e, Tomorrow's Shoes var, Kaliforniya'da e, ayakkabı satıyorlar. Sattıkları ayakkabıların, ayakkabılardan kazandıkları gelirin işte e, üçte birine yoksul insanlar için ya da işte her neyse community organizationslar için kullanıyorlar. E, sadece Amerika'da olmuyor, Kaliforniya'da olmuyor. Bangladeş'te de mesela adamın biri çıkıyor, Muhammed Yunus diye bir tane banka kuruyor. Bu bildiğiniz banka, işte EFT havale falan yapıyorsunuz bunun üstünden. Ama şöyle bir özelliği var, bank for the poor. Yani yoksul insanların sürdürülebilir işler kurması için kredi sağlıyor. Ülkemizde de pek fazla örneği var ama işlerinden en çok beğendiğimi benim teyit. Post-truth çağında yani bizim artık gerçekliğimizin 100'e, 200'e, 300'e bölündüğü ve kimsenin gerçeklik hakkında net bir fikre sahip olamadığı belki bir dünyada dezenformasyonla mücadele ediyor bilgilerin doğru ya da yanlış olup olmadığını doğuruyor yani Kızılay'da olmayacak bir şeyleri başarmak istiyorsak çünkü o devir eskide kaldı bağışçılık evet güzel bugün de yapılır ee, infak etmek hala çok önemli bir şey ee, ama günümüzde dinamikler biraz daha değişti ve bizim daha yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacımız var teyit gibi girişimlere ihtiyacımız var Şimdi size dünyanın en yenilikçi sosyal girişiminden bahsedeceğim. Ben ve arkadaşlarım kurduk. Derdimiz şu bizim. Ortada eğitim zayiatı bir nesil var. Şimdi ben üniversiteye girdiğimde şey zannediyordum. Kapısından adım atacağım ve dünyadaki insanlar işte artık yoksulluktan kurtulacak, çocuklar ölmeyecek, küresel ısınmaya çözüm bulacağım falan böyle hayallerim vardı benim. Sonra üçüncü sınıf'a geldim, işsiz kalacağımı öğrendim. Biraz realite farklıymış Mer. Gençler de çok büyük hayallerle üniversitelere giriyorlar. Fakat pek çoğu kendi beceri ve hayallerinin farkında bile değil. Bu yüzden yanlış tercihler yapıyor. Yanlış tercihler yapınca. Kendini bir şekilde motive edemiyor, farklılaşamıyor, daha iyi hale getir gelemiyor ve en sonunda işsizliğe doğru sürükleniyor. Bizim böyle bir derdimiz var çünkü yanlış tercihler yaptık. Biraz mebe, biraz yöke kandık. Ben psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim ve okula gitmekten nefret ediyorum. Mesleğe dair hiçbir aşkım, şevkim kalmadı çünkü yanlış tercih yaptım. Benim kariyer tercihlerim tamamıyla biraz tuhaf aslında. Ee, psikoloji okuyorum dediğim gibi. Biraz psikoloji girmemin sebebi de şu. Dostoyevski'yi çok seviyordum lisede. Bana rehberlik edecek kimse yoktu yani. Oğlum şunu oku, bunu oku, işte şuradan para kazanabilirsin gibi herhangi bir rehberim yoktu. Dostoyevski okuyordum. Çok beğendim. Çok güzel psikolojik analizleri vardı. Lan iyiymiş dedim. Bir güzel bir psikolog olalım bari dedim. Sonrasında bizim işte genlerimiz sağ olsun. Bir ticaret meselesi var şurada. Araba alıp sattım. Ee, sanayide sabahladım. Sonrasında üçüncü sınıfa geldim. Baktım ben okula gidip geliyorum haftanın dört günü ama nefret ederek gidip geliyorum. Sonra etrafımda insanlar aramaya başladım. Benim gibi birileri var mı diye bakılmaya başladım. Meğer çok fazla yanlış tercih yapan insan varmış ve her biri mutsuz. Hatta şeyler falan oluyor böyle. Aranızda da illaki vardır. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta her neyse farklı bir bölüme geçen. Çok fazla insanla tanıştım ve dedik ki bari hiçbir şey yapamıyoruz. Bu kaygı bizde sona ermiyor. Bir sonraki gelecek nesil için biraz daha işlerin e, temiz olmasını sağlayalım. Biraz daha e, zeminin daha az kaygan olması için mücadele edelim. Aynı zamanda işte e, medyada çalışıyorum. E, gelecek hakkındaki kaygı da ne yazık ki sona ermiyor. İnsanlar sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Bir yıl oldu Z yı kuralı. 20 kişilik bir ekibim var ve e, aşağı yukarı 500 gence temas ettik. Kariyer seçimlerinde aktif rol aldık. Bunu yapmak istiyoruz çünkü gençlerin kanaat önderleri ne yazık ki çok umut verici değil. Akıllı gençlere akıllı insanlar, aklı selim insanlar mentörlük etmeli diyoruz. Onlara rehberlik etmeli, hayatlarında verdikleri bu büyük kararda onlara yardımcı olmalı diyoruz. Neden bu işi yaptığımıza geldiğimizde dediğim gibi az önce yanlış tercihler yaptık ve durum gerçekten çok kötü. Yani şu an... Milli eğitim kısmında ve e, üniversiteler kısmında ciddi bir kriz var. 208 tane üniversite var. Şu üniversiteye benzeyen şey e, Bursa'nın 100 bin nüfuslu ilçesi olan Mudanya'da kurulan Mudanya Üniversitesi şey oluyor yani. insanlar giriyorlar büyük bir umutla burada hukuk okuyorlar psikoloji okuyorlar. Sonra gidiyorlar işte e, hükümete devlet yetkililerine ya işte bize kadro açın falan filan kimse de bunlarla ilgilenmiyor. 7 milyon üniversite öğrencisi var 4 milyonu potansiyel işsiz. Hukuk her sene 20 bin mezun veriyor. Psikoloji her sene 15 bin mezun veriyor. Ve yani çıldırmak üzereyim herkes aynı işi yapıyor. Bir hukuk öğrencisi 2 sene sonra diyor ben avukat olacağım ceza davalarını kovalayacağım. Psikoloji öğrencisi ben terapist olacağım diyor insanları iyileştireceğim diyor. Farklı düşünenler biraz çizginin dışına çıkıyorlar. Yüzde onluk bir kısım onlar. İçinde biraz cesaret kırıntısı olanlar. Çizginin dışına çıkıyorlar ve farklılaşıyorlar. Ancak diğerlerinin kalan yüzde doksanının gerçeklik yüzlerine mezun olduklarında bir tokat gibi çarpıyor. Üniversiteler böyle yerlermiş. İlber Ortaylı'nın doktora yaptığı yıllarda Chicago Üniversitesi'nin önünde bir fotoğrafı. Bu da işte birkaç sene önce çekiniyor. Sonra birden bir şeyler oluyor ve üniversiteler bunlara dönüşüyor. Ve hatta Bunlara dönüşüyor. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Böyle bir derdimiz var. İyi hoş yenilikçi olmaktan bahsediyorum sabahtan beri. Ee, bir şeyleri farklı yapalım diyoruz. Sosyal girişimciliğin mantığı budur diyoruz. Şimdi gençler bize geldiklerinde kafalarında şöyle sorular oluyor. Ya abi psikoloji mi okusam, hukuk mu okusam? Bu <laughs> gencin prefrontal korteksi gelişmemiş olma gelişmemiş olduğu için şey yapamıyor. Bu muhakeme yapamıyor. 30 yaşında biri normalde bu soruyu sormaz, bu kıyaslamayı yapmaz. Hukuk ve psikolojinin birbirinden çok alakasız alanlar olduğunu bilir. Bu soruyla geliyor bize. Biz de şunu diyoruz. E ol bakalım diyoruz. Bir dene bakalım. Bizim meslek simülasyonlarımız var olmak ya da olmamak isimli. Bir günlüğüne gençler geliyorlar ve burada gelecekte yapmak istedikleri Mesleği deneyimliyorlar. Avukat olmak isteyen birisi, hukuk okumak isteyen bir öğrenci, bir pazar günü geliyor ve bir avukat gibi düşünüp bir avukat gibi bir gün geçiriyor. İçeride şey oluyor. Mesela bir ceza avukatı olup bir soruşturmanın peşinden gidiyor ya da işte bir dava simülasyonuna katılıyor. Bunu farklı meslek grupları için yapıyoruz. Psikoloji için yaptık, tıp için yapacağız. Temelde şunu yapıyoruz vakıf üniversitelerinin tercih günlerini bilirsiniz. İşte orada birkaç kişi oturur ve tabii ki ya sen her şeyi başarabilirsin. Tabii sen yeter ki iste falan derler böyle. Biz şey yapıyoruz. Ben çıkıyorum sahneye böyle. Muhtemelen işsiz kalacaksınız diyorum. Hepsinin bir yüzü düşüyor. <laughs> yani gerçekliği veriyoruz. 4 sene ya da 5 sene sonra bununla yüzleşmektense şimdi yüzleşmeleri çok daha iyi. Ve becerilerini şimdiden geliştirmelerinin ne kadar gerekli olduğunu onlara e, söylüyoruz. Bu bilinci kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, bu kadardı benim sunumum. Bir de bir duyurum var. Biz e, bu Z burada da meslek simülasyonumuzun yanında şöyle bir şey daha yapıyoruz. E, her yaz döneminde liseden yeni mezun olup üniversiteye geçecek insanlara tercih mentörlüğü programı veriyoruz. E, tercih mentörlüğü yapıyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık 100'e yakın genç e, bizim bu programımıza katılmıştı. Bu sene 300 kişiyle e, bu işi yapmayı hedefliyoruz. Aklıselim insanlara ihtiyacımız var, iyi üniversitelerden, iyi öğrencilere ihtiyacımız var. Yani siz Turinglere biraz ihtiyacımız var. E, Karikoda okutarak daha fazla bilgi alabilirsiniz, bizi takip edebilirsiniz. E, evet, sunum bu kadardı. <laughs> Teşekkür ederim.